Achieved with CryEngine. Herkese merhaba. Yeni serimiz Enemy Front'un ilk bölümüne hoş geldiniz. Uzun yıllar öncesinden bende anıları olan bir oyun. Eski kanaldan. Eski videoları hala duruyor. Silmiyorum. Tabi o zaman bitirememiştim. Şimdi bu kanalda bitirmek için başlıyorum. Dün Layers of Fear bir günde bitti. Zor oldu biraz. Biraz da tahmin ettiğimden uzun sürdü. Enemy Front biraz daha uzun. Ama kısa sürede bunu da bitireceğim. Oyunun hikayesinden bahsedeyim. Oyundaki karakterimiz Robert Hawkins. Amerikalı bir gazeteci veya muhabir, artık ne derseniz. Oyun bu arada 2. Dünya Savaşı temalı bir oyun. 2. Dünya Savaşı'nda geçiyor. Biz bu muhabir ile Robert Hawkins ile Nazi Almanyası'na karşı, yani o askerlere karşı savaş veriyoruz. Direnişçilerle beraber. Sanıyorum Polonya'dayız. Varşova direnişi falan var işte oyunda. Bölüm bölüm. Daha fazla uzatmadan dilerseniz başlayalım. Bu seri biraz daha uzun olduğu için bölümlerin süresini daha uzun tutacağım. Yarım saat olabilir. Yani 30 dakikalık bölümler halinde yayınlayabilirim. Şu an bakmadım ama umarım altyazılar açıktır. Ben açık diye hatırlıyorum. This is Warsaw calling. This is Warsaw calling all the free nations. My name is Robert Hawkins, and I am an American war correspondent broadcasting from inside the heart of the besieged Warsaw. What I'm about to tell you is a story. A story of ordinary men and women all across Europe who have stood up to Nazi tyranny and oppression. Years. I have traveled with these remarkable people, partisans, freedom fighters, and home armies. I have lived with them, fought with them, and seen the sacrifices they've made in the name of freedom. I have documented their stories, and now they must be told. This is a story of resistance. Evet, oyun öncesi güzel bir sinematikti. Şimdi oyunumuza başladık. Dünkü Layers of Fear'dan sonra, hani o seriden sonra biraz daha rahat olur diye düşünüyorum. Tabi zor bölümleri var ama dur neyse adam vurayım konuşmadan. Hani Layers of Fear biraz bir bölümden sonra çok fazla korku öğesi vardı. Zorlamaya başlamıştı artık. Bir de tahmin ettiğim süreden daha fazla uzun sürdü. Böyle adam öldürmek falan biraz özlemişim gibi. Panzerfaust! The mortars are getting close! We can't hold this position!
Tamam, ben gidiyorum. Şu adamın adını öğrenmem lazım ya. Kozera, tamam. Evet. Adamlar beni oradan vurdu. Ay, yanlış bir şey yaptım sandım. Neyse ki olması gereken şeydi bu. Yok ettiler bizim siperi. I was in Spain for a time in 38, and there was France. France? That's a story for later. Come on, Hawkins, we haven't got all day. Mesela bu oyuna gelen eleştirilerden bir tanesi, hani gazetecinin, bir muhabirin bu kadar iyi silah kullanabilmesi, bu kadar iyi savaşabilmesi. Yani hani ben çok sorgulamadım. You went through my things. I'm just jotting down some thoughts, observations. Really? Oh, words can be used as a sword that cuts both ways. Mind you remember that in your observations. This is my mother's homeland. I'm mindful of that every moment I'm here. That's good. Şu konuşmalar falan bitsin. Yine ben başlayacağım konuşmaya. Şu an hani bir şeylerden bahsederim. Bölünür falan. Muhtemelen şeye gidiyoruz. Böyle askerlerin olduğu bir yere. Görev falan verecekler bana. Şu sahne bir geçsin. Rosetta Hawkins, you're late. The Germans aren't on our timetable. Better late than not at all. The policy of your President Roosevelt, I believe. Okay, we are taking St. Cross Church. We will take the Nazis by surprise from two points of entry. Are you in? Consider it done. Can I take Hawkins with me? No, I have another job for him. We need at least two entry points into the church to catch the enemy off guard. I'll see what I can do. That tunnel will bring you close to the school. While this route is the quickest to the station, get some new gear from Kowalski over there. And good luck. We'll meet later. Cosera, I need you to take a small team of men and ambush that Nazi. Tamam, benim için başka bir görev verdi. Count on it. You two, you're with me. Let's move. Yes, sir. Which do you prefer? Yani Kar 98 istiyorum ya. 2014'te çıkmış olan bir oyun bu arada bu. Şuradan da gidebiliyor muyum ya tercihen? Ben buradan gideyim. 2014'te çıkmış bir oyun. O zamanlar oynarken taramalıyı tercih ediyordum. Bakalım. Şimdi hızlıca gidiyorum. Nereye çıkacağımı biliyorum artık. Görevlerde isterseniz şey yapabilirsiniz, gizli gidebilirsiniz isterseniz, kimseye görünmeden, alarm verdirtmeden, ama isterseniz böyle ortalarına çıkıp herkesi de öldürebilirsiniz. Ben ikisinin ortasında bir şey deneyeceğim. Şimdi bir sarı alarm verdiler ama sarı beyaz olmaları lazım onların. Şimdi uçak geçtiğinde ses oluyor ve silah sesini duymuyorlar. Şimdi mesela duymuyorlar ama görüyorlar bu sefer de. Mesela evet, şu an uyandırdım ama sorun değil. Hani bu sniper ama şu an mesela olmadı. Çünkü neden? Taramalı almadım. Taramalı almayarak en büyük hatayı etmişim. Çünkü ben gizli giderim diye düşündüm ama. Ama en azından hani sniper gibi değil. Alarm verdikleri zaman hani sorun olmuyor. Bu şekilde de oynayabiliyorsunuz oyunu. Ya ben burayı oynarken temizleyip gidiyordum. Sorun olmayacaktır.
gizli gitmek ekstra bir çaba gerektiriyor. O ekstra çaba da çok büyük zaman kaybı. O yüzden şöyle iki kişi kaldı sanıyorum. Şurada bir kafa mı var? Mermim bitecek bu arada. Onun mermisi geçiyor kapıdan, benim mermim geçmiyor. Az önce geçmişti ama. Şöyle ufak bir dürbünümüz falan olsa iyi olurdu. Ay çok kötü oldu. Kapıya vuruyorum. Sanırım bir kişi kaldı. Kafasından vurdum. Gözüktü. Bu niye bakıyor? Neyse. Mermi bulmam lazım. Şimdi her yerde ekipman var. Şey var. Dur bakayım. Bunu ben mi öldürdüm yoksa... taşıyabiliyoruz. Bak mesela hani gizli gitmek, böyle bir etkileşim de var oyunda. Güzel. Şimdi benim şu köşelerde falan şey aramam lazım. Gerçi içeride vardı sanırım ya. Ses var. Benim onu bulmam lazım çünkü mermim çok az. Bu arada şeyden bahsetmek istiyorum. Hani bu arada bir bahsediyorum videolarda ama hani normal oyun oynarken bir de video çekerken oyun oynamak cidden farklı şeyler. Şimdi oyun oynarken mesela şu anda mikrofona eğiliyorum. Mikrofona eğilirken ekrana bakmaya çalışıyorum. Tabi mikrofona eğilirken bir de video için mantıklı konuşmaya çalışıyorum. Yani konuşmam gerekiyor video için. Dolayısıyla bunları yaparken oyun performansında biraz düşüşler oluyor. Hani yıllardır var olan bir şey. Arada bir belirtiyorum. Evet bulduk. Tamam, taş fırlatmak için. Dur ne olur atma, bir anda boşta bulundum. Umarım duymamıştır. Aldık mı? Tamam. Bunlar patlıyor bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam. Arada bir göz ucuyla süreye de bakıyorum. Sarı oldular. Niye? Neyse. Direkt şu odaya girmem lazım ama fark edilmeden. Acaba sarı mı oluyordu bunlar ya? Ben beyaz oluyorlar. Sarı olduklarında biraz fark etmiş oluyorlar diye hatırlıyorum. Şimdi bakın. Bu arada taş atma olayı da var. Az önce gördüğünüz, pek uygulayamadım ama. Rehin alabiliyorsunuz F tuşuyla ya da direkt öldürebiliyorsunuz sessiz bir şekilde. Bu pek sessiz olmadı ama. Görecek birisi. Ay son anda var ya. Ama bunu benim taşımam lazım biraz. Görebilirler. Çok fazla ses yapmayalım. Şimdi haritadan takip edeceğim. Bu değil. Sol alttaki. Şimdi inebilirim sanırım. Şu an inebilirim. Şu bir tane adam alt katta. Bakın evet. Şu hizada olan adam var ya sol alttaki haritada. O adam alt katta, onu nasıl öldürebilirim bilmiyorum. Şuraya bir saklanalım. İzlediği rotayı ezberleyip ona göre bir şeyler yapacağız artık. Neyse,
Rain'i alacaktım ama şimdi Rain'i alınca sanırım pistolü kafasına tutuyor. Bırakmak için de öldürmeniz gerekiyor sanıyorum. Onda da pistolle kafasına sıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Güzel. Burayı sessiz sakin geçtik. Şurada bir alamadım. 25 mermi taşıyabiliyorum maksimum. Tabii bu arada şunu da belirtmem gerekiyor. Arada bir videoyu böyle işte 10-15 dakikada bir videoyu saliselik kapatıp açabilirim. Yani kapatıp hemen ardından yarım saniye içinde geri açabilirim. Çünkü bazen aksilikler oluyor ve kayıt tamamlanmadan oyundan çıkılırsa işte elektrikler gider falan kayıt bozuk çıkıyor. Yani kısacası kaydı alamıyorsunuz. Bunun için böyle bir şey yapıyorum. Çok sık yapmıyorum. Şimdi buradan gitmem lazım. Alarm verdirtmeden. Burada bir videoyu o zaman kapatıp açayım hemen. Tamam, çok kısa. Videoda hissediliyor mu bilmiyorum bu kapatıp açmalar. Şimdi gitmem lazım. Abi biliyorum şu pencereden gireceğim. Çünkü karşıya gidemem direkt. Çok fazla asker var. Ve bu askerler beni gördüğü an bitti. Elimde kar 98 var. O yüzden hepsini de temizlemek istemiyorum şimdi. Yani hepsini öldürmek hani çok klasik bir oynanış. Böyle gizli gizli gidip işimi halletmek istiyorum. Çok da zaman kaybetmek istemiyorum ya. Gitmem lazım. Abi adam dibimde. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Dur, haritadan izleyeceğim. Sanırım şu önümdeki eleman döndüğü zaman gidebilirim diye düşünüyorum. Oralarda bir ağaç falan var mı bilmiyorum. Şimdi şu eleman işte ama kutuların arkasından gördü. Abi saniyesinde gördü ya. Alarm vermeyelim diye çok çabaladık ama birisini aldım. Çok felaket sıkıyorlar. Benim kaçmam lazım şuraya. Biri daha gitti. Üzerinize koşuyorlar. Bu arada bu oyun da City Interactive yapımı. City Interactive şu an devam eden Sniper Ghost Warrior'ın da aynı zamanda yapımcısı. Yani öldür... Ay adam dibime girmiş. Kırmızı işaret çıkmadı ama o da öldü. Şuradan sürekli mermi alalım. Şu an ilk bölüm olduğu için bir şeyler anlatıyorum. O yüzden hani seri hakkında bilgi veriyorum, videolar hakkında bilgi veriyorum. O yüzden konuşuyorum ama hani bu oyunu oynarken pek konuşabildiğiniz söylenemez. Hani oyunun zorluğundan bahsetmiyorum. Hani ortada çok bir hikaye olmadığı için hani sürekli böyle görevlere gidip adam öldürüyorsunuz. Tabii ekstra etkileşimler var. Hani görevleri gizli böyle kimseyi uyandırmadan bitirirseniz bayağı güzel oluyor izlemesi. Hani geriliyorsunuz bayağı bir izlerken, oynarken de. Gelecekler mi? Hani bu yüzden ilk bölümde böyle konuşuyorum ama sonraki bölümlerde muhtemelen biraz daha sessiz sakin geçer. Bunu da yine arada bir hatırlatırım videolarda. İyi olur. Şimdi kaç kişi var orada? Ben koşuyorum o zaman. Şimdi buraya bakıyorlar ama nerede olduğumu bilmiyorlar. Alarmı vermiş durumdalar. Şu önümde bir kişi var. Şuradan görebilecek miyim? Onu da avladım. Kapıda iki kişi var. Sanırım son iki kişi olabilir. Böyle olsun istemezdim ama görev böyle oldu maalesef.
Acaba içeridekiler de alarm verdi mi? Şu an şu kişi beni... Evet, gördüm. Şunu patlatsam... Yok, onu taramak lazım biraz patlatmak için. Bu da direnişimizin bir sembolü olabilir. Bilgim yok bu konuda. Muhtemelen evet, hani bizim bulunduğumuz direniş grubunun bir simgesi falan olabilir. Şimdi gidiyorum buradan. Bu silah biraz zor aslında, hani gizli gidecekseniz bu silah güzel. Zaten ileride oyun bize veriyor bunun dürbünün halini, yanılmıyorsam. Geziyorum ve şuradan. Ölmesi... Adam K98 mermisiyle ölmedi. Tamam, şimdi burası serbest. Görevi hemen yapıp gidiyorum. Evet, değiştirecek. Koşarken değiştirmiyor. Sürekli iptal ediyor. Beklememiz lazım. Mühimmat deposunu patlatacağız sanırım. Keşke patlatmasak da alsak ama bir bildiğimiz vardır sanırım. Şu an görevin detaylarını inanın bilmiyorum. İnanılmaz bir yer ya. Hani burası... Ne patlar değil mi? Süre kuruyoruz. Yani 9 saniye yeterlidir benim buradan çıkıp koşmam için. Güzel, görevi tamamladık. Benim için şu anda ağırlıkta olan gizli görevler, yani görevleri gizli yapmak. I have the explosives. Excellent. Corporal, take this and set up shop exactly where we talked. Right away, sir. Tamam, şimdi bu göreve gidiyoruz. Şuradan bir bak, ikincil görevler de varmış. Gizli öğeler falan varmış. Aslında ben sanki hatırlıyorum bu gizli öğeleri. Bir tane bulmuş muyuz? Sanırım bir tane bulmuşuz ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Patlayıcıları ev ordusuna götür mü? Bir saniye, hemen unuttum. Bence görev yeri açık kalsın burada. Haritayla bir işimiz yok. Bak mesela bu görev güzel. Nasıl bir görev olduğunu tam hatırlamıyorum ama papaz hapisten kurtar diyor. İçeri gizlice sızıp kurtarmamız gerekecek. Abi her yer adam dolu. Şu an adam turuncu. Çünkü beni fark etti biraz. Koşarken sesimi duydu galiba. Koşuyorum. Aynı yere geldim. Ha, dönünce... Burası neresi? Şimdi ben buradan çıkmak istesem mi? İsteyim. Kimse yok gibi. Nereye geldim ben böyle? Yalnız birisi görüyordu. Ya buradan gizli mi gitsem? Dur dur dur. Ben bu adamı... Gördü gördü. Ama kırmızı olmadı. Kırmızı olmadı. Ölüyü gördü. Gördü gördü abi, gördü ya. Kaçmam lazım göreve doğru. Mermim çok şu an, değiştirmeyeceğim. Adam dibimdeymiş. Eve gireceğim. Ev güvenli gibi. Bu sanırım bizim az önceki ilk başladığımız yer. Bol bol mermi buluyoruz. O yüzden bol bol sıkacağım. Şimdi şu evlere bir bakalım. Birisi var, geliyor.
Geliyor. Yine geliyor. Yalnız ben hiç ilerlememişim biliyor musunuz? Ay çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Ölmek istemiyorum şu an. Neyle vurduğunu... Tamam onu da temizledik. Abi öldürmeden olmuyor ya. Hani gizli gitmek biraz zor. Şimdi muhtemelen burada da öldürerek gideceğim. Burada bir şey veriyordu bana. Biri görecek beni. Ha camdan. Tamam. Ha bunu açsam mı acaba? Çalıştırdım ama. Ha tamam bak yine sağ üstte. Ay çok kötü oldu bu ya. Oğlum kaç kişi geliyor? Öldürmem lazım. Öyle geliyorlar. Yemin ederim var ya. Keklik gibi avladım hepsini ama bu biraz zordu. Tamam bunları da öldürürsek. Ay şeyi patlattım. Cephaneyi patlattım. Mermim mi kalmadı? Yo. Bir an değiştirmeyince korktum. Hep isabet atıyorlar. Şimdi benim kaçmam lazım şuraya. Gördü ya, direkt sıktı. Gördüm. Şurada. Yok, başka bir şey olabilir o. Ha başka bir şey, pardon o kamyonet galiba. Şunu patlatayım derken adam geldi. Biri daha geliyor. Yani böyle öldürerek gideceğiz ya. Neyse silah oyunu madem. Öldürerek gidelim. İkinci Dünya Savaşı oyunu. Gizli yapmamız gereken bir görev olursa yaparız. Şurada bir yerde bombam yok mu ya? Bombayı neyle atıyorum? Ha bombam yok. Alamıyorum da. Bir kişi var. Şunlar patlıyor mu? Patlıyormuş. Neyse. Şuradan bir... Bunlar nedir ya? Vay be. Şimdi benim şey almam lazım. Cephane almam lazım. Böyle devam edemem. Şurada bir yerde görmüştüm. Ha gördüm tamam. Şurada şey mi vardı? Evet. Ha, gizli öğe bulunduğu dedi. Bu olabilir. Hemen kontrol edeceğim. Sisteme düşmemiş olabilir. Bir daha kontrol ediyorum. Bu değilmiş, tamam. Devam. Bu baskınları hatırlamışsınızdır. Sniper, Ghost... Pardon. Ghost Warrior ile karıştırdım. Medal of Honor Warfighter'da da vardı bu. Bu baskınlar. Böyle ağır çekim falan. Tek başımıza orduyla savaşıyoruz. Görüyorsunuz. Tamam. Ben bu göreve sanki iki kişi mi gidiyorduk? İstemeden şeyi patlattım. Cephaneyi. Tam da cephane değil sanırım o ya. İçinde bomba falan olabilir. C4 falan olabilir. Gelecek. Korkma hadi. Şurada bir şey alacağım. Çünkü muhtemelen orada bayağı bir adam var. İlk bölümü de burada sonlandırmak istiyorum.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.